Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören Ankara Cebeci'de bulunan polis şehitliğinde yapıldı. Dur! Programa katılan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehit mezarlığına çiçekler bıraktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görev yapan polisleri tebrik etti. Başbakan Binali Yıldırım, polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu. Yıldırım konuşmasına 6 Ocak'ta İzmir Adliyesi önünde yapılan terör saldırısında canı pahasına insanların hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'i anarak başladı. Hele bir Fethi Sekin'imiz var ki onun kahramanlığı, fedakarlığı İzmir'e, Türkiye'ye bir şeref madalyasıdır. Yıldırım, polislere paralel yapılanma uyarısında da bulundu. Ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu hayati kuruluşlar her türlü paralel yapılanmadan, her türlü gruplaşmadan uzak bir şekilde tutulması gerekiyor. İzmir'deki bir diğer kutlamanın adresi Çeşme'ydi. İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ve beraberindeki bir grup polis Down sendromlu çocukları ziyaret etti. Polis kıyafeti giyip ilçe emniyet müdürüne selam veren çocukların heyecanı ve sevinci duygulu anlar yaşattı. Isparta'daki görüntülerde İzmir'i aratmadı. Beyin felci hastası 8 yaşındaki Efe Osman Beşik'in büyük hayali gerçek oldu. Polis üniforması giyen Beşik, emniyet müdürü Tarık Korucu'yu ziyaret etti ve ardından ekip aracıyla şehir turu attı. İstanbul'daki kutlamaların adresi ise Taksim oldu. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, törende hazır bulunan polislere seslendi. Teknolojik anlamda bulunduğu çağı takip eden, durmaksızın personelini eğiten ve geliştiren dinamik bir yapı oluşturduk. Hakkari'de Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında polis memurları kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı.